Ekrandaki spektrofotometre örneğine bir göz atalım mı? Bu soruyu Coates, Trichel ve Thousand Kimya ve Kimyasal Reaktivite kitabından aldım ve yazarlarının izniyle kullanıyorum. Hadi soruyu görelim. Bu bir potasyum permanganat çözeltisi. Evet, potasyum permanganat çözeltisinin 1 santimetrelik bir kapta 540 nanometre olarak ölçüldüğünde absorbansı 0,539'muş. Bu arada 540 nanometre absorbansını ölçtüğümüz ışığın dalga boyudur. Ve bu potasyum permanganat için kullanılan ve absorbansı iyi olan özel bir ışık dalga boyu olmalı. Başka bir deyişle çözelti içindeki çözünen maddeye karşı son derece duyarlı olacak. Çözeltinin içinde bulunduğu kapsa 1 santimetrelik bir kapmış. Evet bu da sadece uzunluğu veriyor. Potasyum permanganatın konsantrasyonunu bulunuz. Bilinmeyen çözeltinin absorbansını belirlemeden önce spektrofotometreden aşağıdaki kalibrasyon verisi toplanmıştır. Burada bilinen konsantrasyonların absorbansları var. Biz bunları buradaki grafik üzerinde göstereceğiz ve bu absorbans da bu doğru üzerinde olacak. Bir Lambert yasasından da öğrendiğimiz gibi absorbansla konsantrasyon arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu yüzden bu absorbans da bu doğru üzerinde yer alacak ve bize buna denk gelen konsantrasyonu yani bilinmeyen konsantrasyonu grafik üzerinden okumak kalacak. Hadi bakalım. Şu konsantrasyonları grafiğe yerleştirelim. Yatay eksende konsantrasyonlar olsun. Mavi ile çiziyorum. Evet, bu konsantrasyon ekseni. Ekranı da biraz aşağı kaydıralım ve kendimize biraz yer açalım. Konsantrasyon molarite cinsinden ölçülmüş. Molar konsantrasyon anlamında M konsantrasyon diyelim. Değerler 0,03 ile 0,15 arasında değişiyor. Burası 0,03 olsun. 3 kare daha ilerleyelim. 0,06. 1 3 kare daha gidersek 0,09. Burası 0,12 ve burası da 0,15 olacak. Absorbanssa sıfıra yakın değerlerle bire yakın değerler arasında değişiyor. O halde burası 0,1, burası 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, ve 0,9, olacak. Evet, bu gösterim buradaki absorbans değerlerini kapsıyor. Hemen yerleştirmeye geçelim. Potasyum permanganatın konsantrasyonu 0,03 molarken absorbans 0,162 imiş. 0,03 burada 0,162 ise şuralarda bir yerlerde olacak. Sonra 0,06 molarlık bir çözelti var. Absorbansı da 0,33. 0,06'dan yukarıya ilerleyelim. Burası 0,35 ise 0,33 de aşağı yukarı buradadır. Doğrunun neye benzediğini görmeye başladık bile. Ama alıştırma olsun diye bütün noktaları yerleştirmek istiyorum. 0,09 molarite için absorbans 0,499. 0,09 burası. 0,499 da neredeyse 0,5'e eşit olan bir değerdir. Bu şekilde işaretliyorum. 0,12 molarite absorbans da 0,67 imiş. 0,12 burada, burası da yaklaşık olarak 0,65 ise 0,67'yi böyle işaretleyelim. Bu arada bunu yaparak Bir-Lambert yasasının doğru olduğunu ispatlamış oluyoruz. Belirli konsantrasyonlardaki absorbansları ölçtük ve aralarında doğrusal bir ilişki olduğunu görüyoruz. Her neyse. Sonuncuyu da yerleştirelim. 0,15 molaritedeki absorban 0,84'müş. Burası 0,15. 0,84 ise burada. Evet. Doğrusal ilişkiyi siz de görüyorsunuz değil mi? Şu doğruyu da çizelim ve her şey daha net olsun. Cetvel aracım olmadığı için kesikli çizgilerle çizeceğim. Çünkü bunu düzeltmek çok daha kolay. İşte doğrusal ilişki. Bir Lambert yasası iş başında. Soruya geri dönelim mi? Şimdi bilinmeyen bir çözeltinin absorbansının 0,539 olduğu verilmiş. Bilinmeyen çözeltiyi de kullanmadığım renk kalmadı ama pembeyle göstereyim. Absorbans 0,539'du. Burası 0,5. Burası 0,55. O halde 0,539 aşağı yukarı buralarda bir yerdedir. Potasyum permanganatın konsantrasyonunu bulmak istiyorduk öyle değil mi? Bir Lambert yasasına göre bu absorbans konsantrasyon ikilisinin bu doğru üzerinde yer alması gerektiğini biliyoruz. Buna göre aradığımız konsantrasyonun buraya çok ama çok yakın olacağını söyleyebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde bunun yaklaşık olarak 0,10 molar olduğunu görüyoruz. Evet çizime dayanarak bir tahmin yaptığımda bu konsantrasyon 0,10 molar gibi görünüyor. Grafiği kullanarak bu cevabı bulduk. Şimdi biraz daha kesin bir cevap bulmak istiyorum. Bir Lambert yasasını bildiğimize göre sabitin ne olduğunu da bulabiliriz öyle değil mi? Evet. Bir Lambert yasasına göre absorbans bir sabitle uzunluk ve konsantrasyonun çarpımına eşittir. Buradaki uzunluk santimetre cinsinden ölçülür hemen not edelim. Bu santimetre olacak. Konsantrasyonsa molarite ile yani litre başına mol olarak ölçülecek. Ve bu veriye bağlı olarak sıfır konsantrasyondaki da sıfır olduğunu bildiğimize göre denklemdeki sabitin ne olduğunu bulabiliriz. Bu arada bütün absorbansların aynı uzunluktaki bir kap içinde ölçüldüğünü varsayıyorum. Yani bir santimetrelik bir kap. Bu ışığın çözelti içinde ne kadar yol kat ettiği anlamına geliyor ve bu örnek için 1 santimetrelik bir uzunluk söz konusu. Bakalım bu sabitin standart sıcaklık ve basınç altında potasyum permanganat ve bu ışık frekansı için neye eşit olduğunu bulabilecek miyiz? Bu arada frekansın da 540 nanometre olduğunu biliyoruz. Buradaki birinci veriyi kullanacağım. Absorbans 0,162'ye eşit. Hemen yazıyorum. 0,162 eşittir. Sabitimiz çarpı 1 cm yani kabın uzunluğu ve çarpı konsantrasyon. Tabloya bakalım. 0,162'lik absorbanstaki konsantrasyon 0,03'e eşitti. Çarpı 0,03 ama diğer sıfırları da yazacağım. Buradaki sabiti bulmak için eşitliğin iki tarafını da 0,03 Sıfır sıfıra bölebiliriz. Bunu yapınca bunlar birbirini götürür. Bu zaten 1. Ve buradan da sabitimizi bulmak için hemen hesap makinemi çıkarayım. 0,162 bölü 0,03. 5,4 ediyor. Buradaki sayıların ikisinin de 3 tane anlamlı basamağı olduğundan bunun da 5,40 olduğunu söylersek daha iyi olur. Evet, orantı sabitimiz 5,40'ı eşitmiş. Hemen buraya değerimizi yazalım. Son olarak burada bir de 1 var. Onun için iki tarafı bir de 1'e bölmemiz lazım. Ama bize bu sayı lazım olduğundan bunu yapmamıza gerek yok. Eğer birimleri de isteseydik tabii ki 1 santimetreye bölmemiz gerekirdi. Ve şimdi bu sabiti kullanarak az önce grafik üzerinden bulduğumuz sonucun gerçekte neye eşit olduğunu hesaplayabiliriz. Potasyum permanganat için 540 nanometredeki absorbansı nedir? 5,4 çarpı. Bu defa birimleri de koyacağım. Sabitin birimi litre bölü santimetre çarpı moldür. Bu uzunluğun birimi olan santimetreyle, bu da molarite ile yani mol bölü litre ile sadeleşir. Çarpı örneğimizdeki uzunluk 1 santimetreydi ve çarpı konsantrasyon. Bir bakalım. Soruda absorbansın 0,539 olduğunu veriyorlar. 0,539 eşittir. 5,4 litre bölü santimetre çarpı mol. Çarpı 1 santimetre ve çarpı konsantrasyon. Bu santimetre ile bu santimetre birbirini götürecek. İki tarafı 5,4 litre bölü mole bölelim. Buraya da yazıyorum. Bölü 5,4 litre bölü mol. Sağ tarafta bunların hepsi birbirini götürecek ve geriye sadece konsantrasyon kalacak. Konsantrasyon niye eşit? Hesap makinemi alayım. 0,539 bölü 5,4 bize bu sonucu veriyor. Bu arada 3 anlamlı basamak yazdığımız için bunun aslında 5,40 olması gerekiyor. İşlemin sonucu 0,0998. Hemen yazıyorum. 0,0998. Bunu bir de litre bölü mole bölmek istiyoruz. Yani mol bölü litre ile çarpalım. İşin matematiğini yaptığımızda çok daha kesin bir sonuç elde ettik. Ama bunun grafik üzerinden bulduğumuz sonuca çok yakın olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Gerçekten de 0,1 ile 0,0998 arasında çok az bir fark var. Umarım faydalı bir video olmuştur.